Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimizde sizlere sinir dokuyu anlatacağım. Öncelikle isterseniz sinir dokunun gelişimi ile ilgili başlayalım. Sinir doku embriyonal gelişim esnasında 3. haftada başlayan erken gelişimine başlayan dokularımızdan biri ve bunu doğduktan sonra da gelişimine devam eden bir doku örneği olarak göreceğiz. Peki sinir doku nereden gelişir? Sinir doku erken embriyonik tabakalardan ektodermden gelişir. Yüzey ektoderminden, yani aslında şu an sırt bölgemiz, kafamızın arkası, sırtımız, kuyruk sokumuza doğru olan bölgede önce bir kalınlaşma, ektodermde bir kalınlaşma oluyor. Daha sonra kalınlaşma içeri doğru, kendi iç dokusuna doğru çökmeye başlıyor. Nöral oluk oluşmaya başlıyor. Daha sonra kapandığında sanki sırtımızın üstü, yani embriyonik sırtımızın üstü eskisi gibi dümdüz görünüyor. Ama iç tarafta ne var? İki ucu anterior ve posterior nöropor olarak açık olan bir tüp var. İşte tüm merkezi sinir sistemi yapıları, beyin beyincik, medulla oblongata pons, medulla spinalis gibi yapılar bu tüpten farklanmalarla meydana geliyor arkadaşlar. Sinir sistemini incelerken biz iki sistem içerisinde inceliyoruz. Biri merkez sinir sistemi, diğeri periferik sinir sistemi. Merkez sinir sistemi içerisinde beyin beyincik ve omurilikten bahsedeceğiz. Periferik sinir sisteminden de ganglionlar ve periferik sinirlerden söz etmeye çalışacağız arkadaşlar. Şimdi biz genel histolojik dokuları hatırlayalım. Epitel doku, bağ ve destek doku. Yani bu bağ destek doku dediğimiz bağ doku, kan, kıkırda, kemikti. Daha sonra bunlara kanı, kemik iliği de kattıktan sonra sinir dokuyu anlatacağız bugün. Bir önceki haftada kas dokuyu anlatmıştık. Yani epitel, bağ ve destek doku, kas doku, sinir doku. Bizim vücudumuzda bulunan temel dokular bunlardır arkadaşlar. Bugün de sinir dokuyu anlatacağız. Sinir doku da nasıl epitel, nasıl bağ dokusunda, kıkırdakta, kemikte anlattıysak bunda da aynen o şekilde. Doku hücreler ve hücreler arası maddeden meydana geliyor. Buradaki hücrelerimiz nöronlar ve nöroglia hücreleri. Peki diyeceksiniz ki hücreler arası maddesi nedir? Arkadaşlar burada ara madde işlevini gören gene hücreler. Ama bağ dokusuna dönecek olursak orada ara madde işlevini ne görüyordu? Fibriller, ekstraselüler matris, içerisindeki glikozaminoglikanlar, proteoglikanlar gibi yapılar hücreler arası ara maddeyi oluşturuyordu. Burada hücreler arası ara maddeyi gene bir hücre oluşturuyor. Kim bunlar? Glia hücreleri, yani destek hücreleri. Sinir hücreleri, buradaki esas hücre nöronlar. Bu nöronların etrafında var olduğunu düşündüğümüz ekstraselüler matris gibi düşündüğümüz yapı ise nöroglia hücreleridir, yani destek hücreleridir arkadaşlar. Tabi bu merkez sinir sistemi için böyle. Ancak periferik sinir sistemine gittiğimizde gene hücremiz nöron. Nöronun etrafında nöroglia hücreleri olarak mesela ganglionda satelit hücreleri var. Bunun dışında ara maddede gene gevşek veya düzensiz bağ dokusunu görmekteyiz. Yani merkez sinir sistemi ve periferik sinir sistemi olarak değerlendirdiğimizde merkezi sinir sistemi hücreler ve hücreler arası ara madde olarak başlıyoruz. Hücrelerimiz nöron, hücreler arası ara maddemiz nöroglia hücreleri. Periferik sinir sistemine geliyoruz. Hücremiz nöron, hücreler arası ara maddemiz buradaki işlevini düzensiz sıkı bağ dokusundan meydana gelmiş kılıflar, bunların içindeki kan damarları, hücreler ve gene bir bağ dokusu oluşturuyor periferik sinir sisteminde. Şimdi nöron zaten birçok derste öğrendiğiniz bir nöron. Buradaki resimde gördüğünüzde bir multipolar nöron şeklidir. Nöron hangi yapılardan meydana gelir? Hücre gövdesi, hücre gövdesinden çıkan dendritler ve akson arkadaşlar. Burada hücre gövdesine perikaryon veya soma da diyebiliriz. Hep bilinen bir şey var, bilgi. İşte hücre sinir hücreleri bölünemezler. Bunlar hasar gördükten sonra merkez sinir sistemi deki hücre gövdeleri hasar gördükten sonra artık yeni bir mitozla hücreye dönüşemez diye bilinen bir bilgiydi. Ancak şu an yapılan temel çalışmalarda beynin belli bölgelerinde hatta sinir kök hücrelerinin olduğu, bunların mitozla çoğalabildiği, eğer bunların gelecekte çeşitli dış uyaranlarla uyarıldıklarında sinir hasarlarını giderebilecekleri, mesela inme gibi olabilir, beyin hasarları olabilir, biliyorsunuz çok büyük sıkıntılar yaratabiliyor. Eğer bir gün bilimsel teknolojimiz çok ileri seviyeye gelip bu kök hücreleri daha rahat uyarıp dışarıdan hücresel tedavi uygularsak artık beyin hasarlarını da tedavi edebilecek boyuta ulaşacağımızı düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi nöronların şekillerine bakalım. Yani merkezi sinir sisteminde veya periferik sinir sistemindeki çekirdeklerde yer alan
Nöronların şekilleri nasıl olabilir? Küre, piramit, yıldız, armut şeklinde veya iğ biçiminde bu resimde görüldüğü gibi farklı formatlarda görülebilir arkadaşlar. Bir de nöronlar morfolojik olarak sınıflandırabiliyoruz. Burada 4 şekilde bir sınıflandırma var. Bunlar unipolar. Polar demek kutup gibi düşünün arkadaşlar. Tek kutuplu hücre. Pseudounipolar, yalancı tek kutuplu hücre gibi düşünebiliriz. Bipolar ve multipolar. En çok aşina olduğumuz nöron morfolojisi de düşünürsek multipolar. Hep hani çizdiğimiz bir hücre şekli olarak. Burada unipolarla başlayacak olursak bir hücre gövdesi var. Hücre gövdesinin tek bir uzantı çıkıyor. Genellikle bu omurgalı canlılarda çok gördüğümüz, biz dahil omurgalılarda çok gördüğümüz bir sinir morfolojik sınıflandırmasıdır arkadaşlar. Çok fazla görmeyiz bunu. Pseudounipolara gelelim. Bu önemli bir nöron tipi. Burada hücre gövdesinin tek bir uzantı çıkar, sonra ikiye dağılır. Bir ucu dendrit gibi çalışır, bir ucu akson gibi çalışır arkadaşlar. Bunu nerede görüyoruz? Bizlerde bu spinal ve kranial ganglionlarda görmekteyiz. Bu tür nöron şekillerini genelde de bunlar duyu nöronu olarak karşımıza çıkacaklar. Bipolar nöron. Hücrenin bir ucundan bir uzantı çıkar, diğer ucundan bir uzantı çıkar ve çift kutuplu hücre gibi karşımızda durur bu. Bu da duyu organlarında, göz gibi, retinada gibi arkadaşlar. Duyu organlarında veya olfaktör mukoza gibi, burun mukozası gibi duyu organlarında gördüğümüz bir hücre şeklidir. Geldik multipolar nörona. Motor nöronların birçoğu bu şekildedir. Bu multipolar nöronda bir hücre gövdesi vardır. Hücre gövdesinden milyonlarca dendrit çıkar. Bir tane de akson çıkar. Bu morfoloji bize multipolar, çok kutuplu nöron olarak isimlendirmekteyiz. Şimdi nöronların işlevsel sınıflandırmasına bakalım. Arkadaşlar duyu nöronu dediğimizde periferik sinir sisteminden veya iç organlardan duyuları alıp merkezi sinir sistemi organlarına taşıyan nöronlardır. Motor nöronlar gelen uyarıyı yorumladıktan sonra hani bir karar verilir ya, şunu yapın, bunu yapın diye. Bu giden cevap da motor nöronlar üzerinden gider. Ara nöron ise genelde duyu ve motor nöronlar arasındaki bağı kurar. Peki bunları morfolojik olarak nasıl sınıflandırabiliriz? Motor nöronlar multipolardır genelde. Duyu nöronları pseudounipolardır. Ara nöronlar da genelde arkadaşlar bipolar nöron olarak görmekteyiz. Şimdi nöronu biraz detaylı inceleyelim. Bakın resimlerde nöronun üst resimine bakacak olursak ortada ökromatik açık renkli boyanmış bir çekirdeği. Genelde çekirdekçiği de içinde belli olur ve büyük bir sitoplazması, sitoplazmadan çıkan bir akson ve binlerce dendrit olarak görülebilir. Peki çekirdekten bahsettik, ökromatik olduğundan bahsettik, içinde çekirdekçiğini görebiliriz. Bunun dışında peki nöron hücresi aktif bir hücre midir? Arkadaşlar şu an bile ben konuşurken siz dinlerken nöronlarımız çalışıyor. Uyuyoruz, uyuduğumuz anda bile nöronlarımızın aktif çalıştığını görmekteyiz yani bu. Yüzden yani böyle arada bir başvurduğumuz bir hücre değildir bu. Sürekli çalışan, oturduğumuz yerde düşünürken, ders dinlerken, konuşurken, araba sürerken, yürürken her zaman çalışan, çünkü kaslarımız çalışacak, iç organlarımız çalışacak, bir şey düşüneceğiz, problem çözeceğiz, sürekli nöronlarımıza başvuruyoruz. Bu hücreler bu yüzden oldukça aktif hücrelerdir. O aktif olan hücrenin karakteristiği nedir? Hücre çekirdekleri ökromatik boyanır arkadaşlar. Ökromatiktir, ökromatizm gösterirler. Bütün kromatinler açılmıştır. Sürekli DNA'dan mRNA sentezi yapılır arkadaşlar. Hücre gövdesi bir iskeleti vardır. Aksonların içerisinde bir akson iskeleti ile devam eder. Oldukça aktif bir hücredir. Çekirdeği soluk boyanması kötü bir şey değildir. Bu da ökromatizmden bahsederken hemen şuna bağlayın. Açık renkli boyanmış, bizim için hematoksenezin boyamalarda açık renkli boyanmış bir çekirdek bana der ki bu çekirdek sahibi hücre oldukça aktiftir. Çünkü bütün kromozomlarını, kromatinlerini açmış. Bütün DNA çekirdek içinde açık olarak bulunuyor. Çünkü sürekli DNA'dan mRNA sentezi yapıyor. Bu aktif bir hücre diye karşıma çıkar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi resimde çekirdeği, ortada göz gibi çekirdekçiği, sitoplazma içerisinde de diğer organellerini göreceğiz. Peki sitoplazma içerisinde neler var? Arkadaşlar sitoplazma içerisinde bizim sinir hücresine has nisıl cisimciklerimiz vardır. Ben size nisıl cisimciği dediğimde hemen aklınıza nöron hücre gövdesinde sitoplazmada bulunan poliribozomlar ve granülo endoplazmik retikulumun kitleleri geliyor. Yani tek tek bulunmuyorlar da bir araya toplanmış olarak bulunuyorlar.
Bunlar sitoplazmada genelde de çekirdekten uzak hücre sınırlarına yakın olarak yerleşiyorlar. Ve bu yerleşim yerleri arkadaşlar genelde bizim boyamalarımızda daha koyu göründüğü için bunu bu şekilde ayırt ederiz. Nerede bulunur? Sinir hücre gövdesinde bulunur. Nissl cisimcikleri. Golgi kompleksi normal üreten bir hücrenin bir organelidir. Bunun dışında sitoplazmada diğer organeller mitokondridir, diğer hepsi var. Bunun dışında sitoplazmada neler var? Melanin içeren granüller, biliyorsunuz melanin renk pigmentasyonundan sorumlu bir pigmenttir. Burada sinir hücrelerinde melanin bulunması da gene alt sınıf canlılardan bize kadar gelmiş bir karakteristik özelliktir arkadaşlar. Mesela sürekli DNA kırılmasına neden olan şey nedir? DNA hasarlarına, ultraviyole ve güneşten gelen ışınlar arkadaşlar. Şimdi bizim beynimiz tabii ki kapalı. Üstünde saç var, deri var, kemikler var, kafa kemikleri ve sonra da içte meninksler var. Ancak alt sınıf canlılara baktığımızda onlar sinir hücrelerini korumak için sinir hücrelerinin içine bol miktarda melanin koymuşlar. Ki kafa tasları yok, işte güneşten koruyan, güneş ışınlarını direkt koruyan bir yapıları yok. Özellikle deniz canlılarında bunlar kafalarındaki bu melanin pigmentiyle sinir hücrelerinin hasar alabilecek ışınlara karşı koruduklarını düşünüyorum ben. Bu da alt sınıf canlılardan bize kadar gelmiş bir özellik. Lipofuskül biliyorsunuz yaşlılık pigmentidir. Hücrenin belli organellerinin ya da ölmüş iç yapısının bir yere toplayarak pigment halinde görülür. Bunlar lipofuskül yaşlılık granülleri ve lipid damlacıkları nadir de olsa görülmektedir. Hücre yapısı itibariyle nöronların hücre iskeleti ve akson iskeletleri oldukça karakteristiktir ve bozulmaması gerekir arkadaşlar. Şimdi siz bir evi yaparken dıştan baktığınızda bir ev ama bunu detaylarına baktığınızda kolonları var, kirişleri var, içinde demirler var ve bir iskeleti var apartmanın, değil mi? Şimdi biz bir nöronu düşünelim, bir multipolar nöron gözümüzde canlandıralım. Kocaman bir kafası, kafadan çıkan binlerce milyonlarca dendrit, bir tane upuzun akson. Şimdi bu yapının arkadaşlar sağlamlığını ve fonksiyonelliğini nasıl ki o tüm içsel yapı destekliyorsa iskeleti de bu yapıyı desteklemek zorundadır arkadaşlar. Bu yüzden iskeleti de sinir hücrelerinde oldukça önemlidir. Bunlar hani hareket edebilen hücreler olmadıkları için stabil bir şekilde hücre iskeletlerini korumalı ve onun hemostazını, yani iç dengesini oldukça seri bir şekilde devam ettirmelidir. Mesela nörofilamentler var. Peki hocam diyeceksiniz iskelette neler var? Mikrofilament dediğimiz aktin filamentleri gibi filamentler var. Mikrotübüllerimiz var. İçinde nörofilamentler dediğimiz özel sadece sinir hücrelerine has filamentlerimiz var. Bunların üçü bir araya gelerek bir sinir hücresinin iskeletini oluşturmaktadır. Dendritler arkadaşlar hücre gövdesinden, yani soma dediğimiz ya da perikaryon dediğimiz yerden çıkan milyonlarca binlerce sayıda olan hücrenin aktivitesine göre kafasından her an yine çıkarabileceği bir hücre hücre bağlantı bölgeleridir aslında. Hani bu afro astrositler ya da afro hücreler vardır. Afro deyince biraz belki 70'ler 80'ler Amerika'sında saçları böyle kıvır kıvır olan insanlar gözünüze canlansın kafalarında. O afro görüntü bunlarda da var arkadaşlar. Sanki bir sinir hücre kafasını düşünün. Kafasından böyle kıvır kıvır ya da işte uzun uzun diken diken binlerce çıkıntı çıkmış. Bu hücreler arkadaşlar bu çıkıntıları neden çıkarıyor? Biz ne kadar hücremizi zorlarsak, biz ne kadar hücremize ihtiyaç duyduğumuzu ona söylersek, sinir hücresi adaptasyon olarak kafasında binlerce milyonlarca akson, bu aksonların üstünde de dendrit dikenleri var. Bağlantı birimleri oluşturur. Çok düşünen, çok yazan, çok okuyan ya da çok kafasını kullanan insanların aksonların sinir hücre gövdelerinde ne artar derseniz arkadaşlar, ilk önce bu hücre hücre bağlantı bölgeleri olan dendritler ve bu dendritlerin üzerindeki neler arkadaşlar? Dendrit dikeni dediğimiz bağlantı bölgelerinin sayısı artar. Bu da bana şunu ifade eder. Bu hücre çok çalışmak istiyor. Dolayısıyla kafasında binlerce böyle yapı çıkarmış diye gözümüzde canlanması gerekir. Dendrit sitoplazması Golgi kompleksi olmakla beraber diğer birçok organeli görebiliriz. Mesela bol mitokondri var demişiz. Neden bol mitokondri vardır? Buralarda genelde kimyasal sinaps bölgeleridir. Kimyasal sinapsta hep ne kullanılıyor? Membranel kapılar. Nedir bu? ATP bağımlı kapılar. ATP kullanıyorsa burada ATP'yi üreten kim olması doğaldır? Mitokondrin orada olması doğaldır. Arkadaşlar sağdaki resimde bakın dendritik spins yazan bölgede
O küçük noktacıklar var ya, her biri bir aksonun bağlandığı bölge. Şu en sağdaki resim sadece bir dendritin bir parçası. Üzerindeki her bir bağlantı bölgesinin sayısını düşünürsek, bunu da bir hücrenin tüm yüzeyinden çıkan dendritlerle kıyaslarsak, düşünebiliyor musunuz? Bir aksondan, pardon, bir sinir hücre gövdesinde kaç tane dendrit var? Her dendritin üzerinde kaç tane spin, yani diken var? Her dikene de bir hücrenin bağlandığını düşünürsek, kafamız tam bir hücresel network. Herkes birbirine bağlanmış, herkes birbirine aktif. Bir anı aklınıza geliyor, bir koku duyuyorsunuz. O diyelim ki ilkokul öğretmeninizin kokusuydu, parfümüydü. Tak, hemen ilkokul öğretmeniniz gözünüzde canlanıyor. Yani bunlar tamamen o hücrelerin birbiriyle olan network'üyle sağlanmış oluyor arkadaşlarım. 60-70 yaşına geleceksiniz. İlkokul çağınızda mahallenizdeki şu teyzenizi, o sahneyi hemen gözünüze canlanacak. İşte bu hücreler içerisindeki network sayesinde bir hafıza, bir düşünme, bir problem çözme merkezi olarak sağlanmakta ve muazzam bir yapı olarak görmekteyiz arkadaşlar. Burada sinir hücre gövdesinden bahsettim, dendritlerinden bahsettim. Bir de bir çıkıntı daha var, o da akson. Sinir impulsunun birinden birine iletildiği, ya anterograd olarak öne ya da retrograd olarak geriye olarak bir taşınımın sağlandığı bir uzun yapı. Aksonlar akson tepeciğinden çıktıktan sonra gerekli hücreye veya organa doğru uzanan sinir hücresinin kablosu gibi düşünün arkadaşlar. Sinir hücresini bir bilgisayar gibi düşünürseniz, dendritlerden bilgiyi alıyor. Dendritten bilgi aldıktan sonra sinir hücre gövdesinde bir işleme tabi tutuyor. Daha sonra cevabını da kablosuyla iletiyor. Nedir o kablosu? Akson arkadaşlar. Akson uzunluğu farklı olabilir. 100 cm uzunluğunda olan aksonlar bile var. Aksonun içerisinde GER, ribozom, Golgi sternal ve Nissa cisimciklerinden yoksun. Fakat pek çok mikrotübül ve nörofilament içeren özelleşmiş bölge olan akson tepeciğinden çıkar. Yani akson tepeciği biraz daha sinir hücre gövdesinde görünse bile, sinir hücre gövdesinde o yer alan GER'ler, ribozomlar, Golgi sternalları falan çok bulunmuyor. Buradan çıkan uzun bir hücresel uzantı, hücrenin kendi uzantısı arkadaşlar. Bakın bu resimde pembeyle sitoplazmasını boyamışız, yeşille de çekirdeğini boyamışız. Bakın çekirdeğin bulunduğu bölge hücre gövdesi. Hücre gövdesinden dendritler çıkmış. Bir tane de upuzun aksonu var bakın arkadaşlar. Bu aksonun kendi isimlendirmeleri yapılmış. Mesela membranı aksolemma denilmiş. Sitoplazmasına da aksoplazma adı verilmiş arkadaşlar. Şimdi bu aksonları işledikten sonra bunların çeşitli özellik yapıları var. Mesela eğer biz merkezi sinir sisteminde fonksiyonel ve yapısal olarak birbirine benzeyen nöron gruplarına nükleus ve çekirdek diyoruz. Eğer bunların aynısı periferik sinir sisteminde varsa da onlara ganglion diyoruz. Bu çekirdek ve ganglionlardan çıkan ve belli bir bölgeye doğru hareket eden akson demetlerine eğer merkezi sinir sisteminde ise traktus, periferik sinir sisteminde ise sinir adını vermekteyiz. Şimdi ne diyoruz? İşte 10. kafa çifti siniri. İşte L1'den çıkan sinirler. Ya da T2'den çıkan sinirler. Sinir diyorsak artık merkezi sinir sisteminden çıkmışsa onun adı sinirdir. Ama bu akson demetleri hala merkezi sinir sistemi içindeyse, mesela beynin bir bölgesinden bir bölgesine bir akson halinde giden demet halindeyse ona traktus diyoruz. Ya da medulla spinalis'in S'sinden T'sine doğru giden medulla spinalis içerisinde ilerleyen bir akson demeti ise gene buna traktus diyoruz. Ancak diyelim ki birinci kafa çifti siniri, ikinci kafa çifti siniri, ne oluyor bunlar? Merkez sinir sisteminden çıkıyor ve organlara gidiyor. Vücutta dağılıyor. Bunlara da sinir adını veriyoruz arkadaşlar. Şimdi aksonal transport dediğimiz bir şey var. Sinir hücre gövdesinde belli maddeler sentezlenir ve akson içerisinde sinaptik aralığa doğru gönderilebilir. Yani aksonun hücre gövdesinden, aksondan, yani hücre gövdesine uzağa doğru giden bir taşınıma anterograd. Diyelim ki sinaptik boşluktan hücre gövdesine doğru gelen bir taşınımı da retrograd taşınımı diyor. Ve hücre, yani sinir hücresi bu iki taşınımı da aktif olarak kullanıyor. Bazen hücre gövdesini sentezlediğini anterograd olarak aksondan ileriye gönderiyor. Bazen aksonun sonunda olan bir madde retrograd olarak gene burada aksonun içerisindeki hücre iskeletini kullanarak bir nevi taşıyor. Mesela aksonun hücre iskeletini bir otoyol gibi düşünün. Hücre iskeleti o uzunluğu boyunca yer alıyor.
Diyelim ki uzunluğu boyunca siz bir paket hazırladınız. Golgi kompleksinde bir protein hazırladınız. Bunu paketlediniz. Bunu taşıyıcı proteinler var. Aynen böyle nasıl elinize alıp bir paket taşırsınız. Bu taşıyıcı proteinler de o salgı vezikülünü tutuyor. Ve akson iskeleti üzerinde yavaş 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 anterograd olarak akson boyunca taşıyor ihtiyaç duyduğu yere kadar. Diyelim ki retrograd nasıl oluyor? Aksonun sonunda paketlenmiş bir yapı gene hücre iskeletini kullanarak, akson iskeletini kullanarak taşıyıcı proteinlerle ne oluyor? Sinir hücre gövdesine doğru getiriliyor arkadaşlar. Bu resimde aslında size şunu anlatmaya çalıştım. Anterograd ve retrograd taşınım olarak hücre fizyolojik ihtiyaçlarını yapıyor. Tamam, evet. Hücre bunu kendisi için kullanıyor. Ama bunu kullanan bir virüs var mesela arkadaşlar. Kuduz virüsü. Diyelim ki kuduz bir köpek bizi bacağımızdan ısırdı. Biz de çok önemsemedik. Onu kuduz olduğunu da bilmiyorduk. Kuduz yani gidip bir acilde hemen müdahale de edilmedi. Aşısını da vurmamışım. Kuduz köpeğin ağzındaki salgıdan yaramın içerisine kuduz virüsü geçiyor. Kuduz virüsü genellikle sinir hücrelerini, kas sinir kavşaklarından sinir hücrelerine geçiyor arkadaşlar. Sinir hücrelerine geçtikten sonra ne yapıyor biliyor musunuz? Kendini inklüzyonlarla sarıyor ve sinir hücresinin aksonunun en sondaki taşıma proteinleri diyor ki hadi beni merkez sinir sistemine taşıyın. Aynı bir paket olarak değerlendiriyor taşıma proteinleri. O sinir sonlanmasındaki virüs keseciğini tutuyor ve yavaş yavaş aksonlar boyunca merkezi sinir sistemine doğru taşımaya başlıyor arkadaşlar. Diyelim ki bacağımdan ısırıldım. Buradaki resimdeki gibi. Upuzun bir sinirsel taşınım var. Önce sinirin ta diyelim ki lumbar bölgeye kadar gelecek. Lumbar bölgede bir hücreden diğerine aktarılıp ara nöronlarla medulla spinalis boyunca yukarı beyne kadar gelecek ve beynime yerleşecek. Bunun taşınım şekli uzak. Bu aylarca dersiniz ki köpek beni 6 ay önce ısırmıştı. Nasıl şimdi etkisi olur? Çünkü yavaş bir çok uzak bir mesafeden merkez sinir sistemine geldiği için uzun bir sürede taşındı. Ama ya boynumdan ısırsa ya da yüzümden ısırsa arkadaşlar merkez sinir sistemine daha yakın olduğu için hemen bir ayda etkisi ortaya çıkabilir. Burada size anlatmak istediğim şey şu. Virüsler de bizi kandırıp kendilerini retrograd olarak taşıtabiliyorlar. Biz aslında bu aksonlar retrograd olarak kendi fizyolojik ihtiyaçlarını taşıyorlardı. Ama uyanık virüs kendini bir salgı kesici halinde gösterip kendini retrograd olarak taşıtıp hani ayağımızdan ısırıldık beyinle nasıl yerleşmiş bu virüs diye düşünebilirsiniz. Karşınıza böyle bir vaka çıktığında nasıl oluyor ya bacağından ısırdığı virüs ta beyine geçmiş diye düşünürseniz retrograd olarak kendini sinir hücrelerinde taşıttırıyor bu virüs arkadaşlar. Ve beynimize yerleşince de zaten etkilerini göstermeye başlıyor. Anterograd ve retrograddan bahsettik. Şimdi geldik nöronları bitirdik. Şimdi gelelim nöroglia hücrelerine. Arkadaşlar nöroglia hücreleri hem periferik sinir sisteminde hem de merkezi sinir sisteminde bulunan hücrelerdir. Görevleri ne? Nöronlara yani sinir hücrelerine desteklik görevi görmektir. Aynı bir ekstrasöller matrix gibi. Bunlar hangileri? Merkezi sinir sisteminde yer alanlar var, periferik sinir sisteminde yer alanlar var ve bunları tek tek işleyeceğiz. Şimdi merkezi sinir sisteminde görev alanlar astrositler, oligodendrositler, mikroglia ve ependim hücreleridir. Periferik sinir sisteminden yer alan nöroglia hücreleri ise Schwann hücreleri ve satelit hücreleridir. Her birinin farklı farklı görevleri var arkadaşlar. Astrositlere başlayalım. Astrosit deyince aklınıza ne gelir? Hemen kan beyin bariyeri gelir. Oldukça önemli bir fonksiyonu vardır. Bu astrositler arkadaşlar ayakçıkları olan çok dallı hücrelerdir. Gelirler hemen kan damarlarını ayakçıklarıyla sararak kan damarında zaten sıkı bir bazal membran ve hücre arası bağlantı birimi var ama diyor ki gene de kandan buraya çeşitli istemediğimiz maddeler merkez sinir sistemine geçebilir. Ben ayakçıklarımla bu kan hücreleri kan damarlarının kılcallarını sarayım. Benim istediğim yapılar geçsin dediğimiz şey bu. Mesela buraya geçen ilaçlar var. Kan beyin bariyerini geçemeyenler var, geçenler var. Diyelim ki siz beyni etki etmesini istediğiniz bir ilaç geliştirdiniz. Hemen neye bakacaksınız biliyor musunuz temel çalışmalarda? Ben bunu kan beyin bariyerinden sinir hücrelerine geçirebilir miyim? Eğer ilacı geliştirdim ama bu testi yapmadım. İlaç kanda dolaşır dolaşır durur. Hiçbir zaman kan beyin bariyerini geçemediği için beyine geçip etkisini gösteremez. Bakın ölü bir ilaç yatırımı. Bu yüzden
Buradaki kan-beyin bariyerinin oluşması beyin için oldukça önemli bir yapıdır. Kim oluşturuyor bunu da? Astrositler oluşturuyor. Bu astrositler arkadaşlar sadece kılcal damarları mı sarıyor? Hayır. Bunlar aynı zamanda piyamaterin iç kısmına, beyine bakan yüzeyinde ayakçıklarıyla tüm piyamater yüzünü kaplıyorlar ve oradan da bir beyine karşı duvar, hani her yaptıkları şey kılcal damarının etrafını sarıyorlar, beyni koruyorlar. Piyamateri içten sarıyorlar, beyni koruyorlar. Yani ne yapmaya çalışıyorlar? Beyni izole bir birim olarak tutmaya çalışıyorlar. Neden izole bir birim? Dışarıdan, hastalıklardan, herhangi kana geçmiş bir şeyden kanımıza her şey çok rahat geçer. Parmağım kesilir, bakteri virüs hemen geçer. Efendime söyleyeyim, işte bir ilaç alırım, ilaç hemen kana geçer. Bu yüzden beyni izole etmek istiyorlar. Diyor ki her organa kan gidebilir ama bizim için önemli olan kanın, ben glikozumu alayım, atıklarımı vereyim, çeşitli maddelerimi alayım ama her kişi buradan içeri girip de buranın yapısını bozmasın. Burası çok özel bir yer diyorlar ve bu bariyerleri piyamaterle damarı sararak sağlıyorlar arkadaşlar. İki tip aslında astrositin sadece şekilsel farklılığı var. Bir tanesi protoplazmik, bir tanesi de fibroz astrosit. Protoplazmi gene gri maddede görüyoruz. Burada kan damarları, nöronları ve sinaptik alanları kuşatıyor. Bu astrositler kan beyin bariyerinin oluşmasına yardımcı olur ve devamının sağlanmasına da katkı sunarlar arkadaşlar. Fibroz astrositler ile genellikle ak maddede bulunur. Uzun ve ince birkaç dallı uzantılara sahip hücreler olarak bunlar da kılcal damarları ve beynin alt bölgesindeki yapıları sarar ve bir şekilde gene kan beyin bariyerini oluşturur. Geldik oligodendrosite. Şimdi aksondan bahsettik. Akson neydi? Böyle bir kablo yapısıydı değil mi? Ve içerisinde elektriksel bir iletim söz konusu. Şimdi bu elektriksel iletimin sağlıklı, hızlı olabilmesi için, gücünün düşmemesi için, mesela elektrik işlerinden azıcık anlayanlar veya işte bu elektrik işlerine ilgi duyan kişiler çok iyi bilirler. Ya da internetimizi düşünün arkadaşlar. Biz eskiden internete bakır kablo kullanıyorduk. Diyelim ki ana caddeye kadar fiberle geliyor. 16 megabayt. Daha sonra o kutudan apartmanlara dağılıyor bakır kabloyla. Sonra siz diyorsunuz ki benim evimde niye 2 megabayt internet var? Çünkü yol boyunca bakır kabloda onun gücü düştü arkadaşlar uzaklık mesafesiyle. Daha sonra bunu nasıl çözdüler? Fiber optik kablolarla o caddeye gelen kutudan evlerimize kadar gücü düşmeden bütün interneti hızlı bir şekilde götürmek için fiber optik bir sistem, bir kablo sistemi geliştirdiler ki amacı neydi? Gücü düşmesin. Yani bu iletinin gücü düşmesin diye böyle bir teknolojiyi biz geliştirdik. Peki acaba bizim sinir hücrelerimiz böyle bir teknolojisi var mı? Yıllardır, milyon yıldır var arkadaşlar. Bizim sinir hücrelerimiz bunu bizden çok çok önce kendileri geliştirmiş zaten. Ne yapmışlar? Hücre elektriksel impulsunu gücü kaybetmeden akson tepeciğinden ta aksonun bittiği yer olan sinaptik boşluğa kadar gücü düşmeden gitsin diye aksonlarını yağlı miyelin dediğimiz bir kılıfla sarmışlar arkadaşlar. Bu kılıf belli bölgelerde böyle sosis gibi dizilmiş ramver boğumu dediğimiz boğumlarda elektriksel ileti bir ramver boğumundan ötekine zıplaya zıplaya hiç gücü düşmeden iletiliyor ve hızlı bir şekilde aynı güçte iletiliyor. Yani bir nevi kablolarını bunlar çoktan fiber optik son teknolojisine getirmişler arkadaşlar. Amaç da ne? Amaç da gücünü ve hızını arttırmak, gücünü düşürmemek. Peki bunu anlattık. Neden anlattım sizlere? İşte bu kablo izolasyonu dediğimiz akson izolasyonunu kim yapıyor? Merkezi sinir sisteminde oligodendrositler sitoplazm alanında çıkardıkları ayakçıkları resimde de görüyorsunuz. Etraflarından geçen yüzlerce aksonu tutarak onlarda bir izolasyon yapıyor. Hemen yağlı bir kendi hücre sitoplazmasıyla o bölgeyi sosis gibi sararak arada ramver boşluğu bırakıyor ve bir izolasyon, kablo izolasyonu sağlamış oluyor. Ve bu şekilde beyinsel ileti, sinir iletisi bir uçtan bir uca hızı artarak ve gücü düşmeyerek devam etmiş oluyor arkadaşlar. Hem gri maddede hem ak maddede bulunan bir hücredir oligodendrosit. Oligodendrosit ile merkez sinir sistemi aksonları izole eden ve koruyan kılıf biçiminde düzenlenmiş lipoprotein bir madde olan miyelini üretir ve miyelinizasyondan görevlidir. Geldik mikrogliyalara, yani doku makrofajlarına. Arkadaşlar bununla ilgili TUS soruları da DUS
diş hekiminde uzmanlık soruları da çıkmış. Bunları da görüyorum. Bu makrofajlarla ilgili sorular var. Makrofajların atası kandaki monosittir. Kandaki monosit dokulara geçerek, akciğere, karaciğere, beyne, dokuya, herhangi bir organa geçerek makrofajlara dönüşür. Yani makrofajların atası kim diye soracak olurlarsa kandaki monositler diyeceğiz. Bizim beyin dokumuzdaki makrofaj kimmiş? Mikrogliyalardır. Bunlar genelde virgül şeklinde veya uzamış heterokromatin çekirdekleriyle, bakın, oklarla gösteriliyor resimde, dokuda ayırt edilir. Geldik diğer bir hücremize, ependimal hücreler. Gelişimde, sinir sistemi gelişiminde dedim ya, önce nöral katlantı, nöral oluk haline geliyor ve nöral oluktan daha sonra merkez sinir sistemi organları gelişiyor. Bu nöral oluğun lümenine bakan, iç kısmını döşeyen bir hücre grubu var. Nöroepitel hücresi. Buradan zaten beyin gelişiyor. Beyin ve diğer yapılar, yani merkez sinir sistemi yapıları geliştikten sonra kalan epitel ependimal hücrelere dönüşüyor. Bu ependimal hücreler beyin ventrikülleri ve nöral tüp dediğimiz medulla spinalis'in tamamında gördüğümüz bir hücre grubu. Peki bunlar şu an bizde ne yapıyor? Bunların bir tanesi farklanmış, koroid plexus olarak farklanmış bir grubu beyin omurilik sıvısı üretiyor. Ependim olarak kalmış olanları da o beyin ventriküllerini ve beyin o medulla spinalis kanalını, canalis centralis'i saran hücre olarak kalmış arkadaşlar. Bunlar da bosun hareketlenmesini ve üretilmesinden sorumlu hücreler olarak görmekteyiz. Şimdi geldik periferik sinir sistemindeki nöroglia hücrelerine. Bir Schwann hücresi var, bir de satellit hücresi var. Schwann hücresini hemen periferik sinir sisteminde neyden sorumlu söylüyorum? Miyelinizasyondan sorumlu. Köken olarak da nöral krista hücrelerinden köken almaktadır. Peki Schwann hücreleri görev benzerliği açısından merkezi sinir sistemindeki kime benziyor? Oligodendrositlere benziyor arkadaşlar. Oligodendrositler merkezi sinir sisteminde miyelinizasyon yapıyordu. Schwann hücreleri de periferik sinir sisteminde miyelinizasyondan sorumludur. Burada Schwann hücrelerin nasıl miyelin oluşturduğunu anlatmaya çalışıyorum. Akson yapısını, iskeletini, yani o aksonu Schwann hücresi yakaladıktan sonra etrafında dönerek Schwann hücresi o aksonun etrafında kalın bir miyelin katmanı, yağ katmanı oluşturuyor. Ve daha sonra bir Schwann hücresi onun yanına gelip gene bir katman oluşturuyor. Bu şekilde boğum boğum sosis gibi dizilmiş, ipe dizilmiş sosisler gibi Schwann hücrelerinin oluşturduğu bir miyelin kılıfı görüyoruz arkadaşlar. Bakın bu resimde hem teorik hem de elektron mikroskop görüntüsünü görmekteyiz. A ile gösterilen, sol resimdeki A ile gösterilen aksonun sitoplazması. C ile gösterilen de üst kısmında nokta nokta görülen kolajen fibrilleri. S de Schwann hücresini gösteriyor. Bakın siyah olarak aksonun etrafında siyah bir katman var. Kuşak gibi, bant gibi. İşte bu Schwann hücresi sitoplazmasının sarılmış olduğu yapı, yani miyelin kılıf. Miyelin kılıf yağ bazlıdır ve dışarıdan içeriye buradaki elektrik impulsunu etkileyecek herhangi bir maddeyi sokmaz. Ranvier boğumları bir Schwann hücresi bir bölgeyi sarar. Daha sonra onun yanına gelen bir Schwann hücresi yan bölgeyi sarar ve aralarda küçük boğumlar kalır. Bu boğumlara Ranvier boğumu denir. İşte impuls buradan yan hücre, yan boğuma, oradan yan boğuma hızlı bir şekilde iletilir. Şimdi diğer periferik sinir sistemi nöroglia hücresi ise satellit hücreleridir. Bu satellit hücreleri arkadaşlar genelde ganglionlar içerisinde bulunan nöronların etrafını bir kuşak gibi, aslında bir nevi astrositlerin yaptığı işi yapıyor. Nasıl ki astrositler sinir hücrelerini izole edip koruyordu, bunlar da periferik sinir sisteminde sinir hücre gövdesini diğer çevre bağ dokudan, kan damarlarından, etraftaki fibroblast, fibrosit gibi yapılardan korumak için sinir hücre gövdesinin kafasını sarıyorlar. Bunu neye benzetelim biliyor musunuz? Şöyle bir top alın. O top küçük bir top olsun. Diyelim ki ne topu? Handball topu. O handball topu sinir hücre gövdesinin olsun. Yani sinir hücre gövdesi olsun. Biz bu küçük handball topunu bir basketbol topun içine koyalım. İşte o dıştaki basketbol topu satelit hücreleri, içerideki küçük handball topu da sinir hücre gövdesi. Nasıl sardığını, nasıl koruduğunu anlamanız için bu örneği veriyorum. Aynen o dıştaki basketbol topu gibi aralarında hiç boşluk bırakmayarak bir şekilde bu içteki sinir hücre gövdesini sarıyor ve koruyor arkadaşlar.
Sinapslardan fizyoloji dersimizde de çok detaylı anlatılacak. Şöyle değineyim. Bir presinaptik akson var, bir postsinaptik akson var. Aralarında sinaptik boşluk var. Burada presinaptik aksondan nörotransmitterler salınıyor. O gidiyor karşıdaki reseptöre bağlanıyor ve uyarı bir hücreden bir hücreye iletilmiş oluyor. Bizim hücrelerimizde şöyle sinapslar oluyor genelde. Aksodendritik, aksonla dendrit arasında. Aksosomatik, bir akson ile bir hücre gövdesi arasında olan sinapslardır. Aksoaksonik ve dendrodendrik, bunlar genelde C ve D az olandır. En çok A ve B görülür arkadaşlar. Bu şekilde de sinapsları görmüş olduk. Sinapslarda iletim genelde kimyasaldır. Ancak tüm sinir sistemini düşündüğümüzde sinyal iletim şekli kimyasal ve elektriksel iletim olarak görürüz. Ancak hangisi daha çoktur derseniz, nörotransmitterlerin kullanıldığı kimyasal sinaps daha fazladır arkadaşlar. Daha az oranda da gap junction'ların kullanıldığı elektriksel sinapsları görmekteyiz. Burada bir kapı vardır. Gate dediğimiz gate kapılar, yani nexus tipi bağlantılar. Burada ileti bu kapıların açılmasıyla yan hücreye geçer ve anında gerçekleşir. Burada herhangi bir nörotransmitter kullanılmaz arkadaşlar. Bir hücreden bir hücreye kapılar açılarak uyaran maddeler bir hücreden diğer hücreye geçiş yapmış olur. Kalpte genelde bu tip elektriksel sinapsları yoğun görürüz. Şimdi sinirler vardı biliyorsunuz. Hani traktus ve sinir diye ayırmıştık ya bu aksonların demetlenmiş halini. Sinirler periferik sinir sisteminde yer alan paketlenmiş aksonlardır. Şimdi en içten en dışa doğru başlayalım. En içte aksonun hemen etrafında bir miyelin kılıf vardı biliyorsunuz. Miyelin kılıf aksonu izole ediyordu. Onun gücünün düşmesini engelliyordu. Sinirsel hızını arttırıyordu. Hemen bu miyelin kılıfın etrafında gene şıvan hücrelerini sentezlediği bir bağ dokusu var arkadaşlar. Bu bağ dokusuna biz endonöryum diyeceğiz. Ancak burada biraz miyelin kılıfın da detaylarına bakacak olursak, miyelin kılıf, ne demiştim ben size, şıvan hücresinin plazma membranıydı. Bakın buradaki resimde çok güzel görünüyor. Aksonun etrafında siyah bir bant olarak miyelin kılıfı görüyoruz. Miyelin kılıfı periferik sinir sisteminde kim sentezliyor? Şıvan hücresi sentezliyor. Biz bunu elektron mikroskopta veya diğer boyamalarda görmek için özel yağ boyalarına başvurmak zorundayız. Miyelin kılıflar bir o aksonun etrafını o kadar güzel sarıyor ki orada bir izolasyon sağlıyor. Tamam. Ancak içerisine belli maddelerin gaz ve besin alışverişin gerçekleşmesi için de Schmidt-Lanterman yarıkları dediğimiz, bakın resimde gösteriliyor, belli bölgelerde o boğumlar, sosis gibi yapının içerisinde yatay ya da böyle hani oblik geçen yarıklar oluşmuş. Biraz oralarda şıvan hücrelerinin miyelin kılıfları biraz hafif ayrılma gerçekleştirmiş. O da niye olduğu düşünülüyor? En dıştan en içe madde ve gaz alışverişinin rahatlıkla ve fizyolojik ihtiyaçların rahatlıkla yapılması için yapıldığı öngörülüyor ve düşünülüyor arkadaşlar. Ranvier düğümleri, bakın buradaki resimde çok güzel görünüyor. Çok küçük bir alan. Şıvan hücresi, iki şıvan hücresinin tam birleştiği yer boş kalıyor. Orada sadece şıvan hücrelerinin sitoplazma parçaları var. Herhangi bir üst üste katlanma yok. Oradan diğerine sıçrama şeklinde elektriksel impuls iletiliyor. Şimdi sinirler bizim merkezi sinir sistemi dışında gördüğümüz akson taşınım grupları. Aksonlar bir araya geliyorlar. Fasiküller oluşturuyorlar. Fasiküller de bir araya gelerek aksonların tamamını olan sinirleri oluşturuyor. Bu sinirler gözle görülebilir beyaz olarak kaslar arasında hareket eden yapılardır. Bunlar en içten en dışa doğru bağ dokusu kılıflarıyla sarılırlar. Bir aksonun etrafında ne vardı? Miyelin kılıf vardı. Kim sentezliyordu? Şıvan hücresi sentezliyordu. Bu şıvan hücresi aynı zamanda kendi etrafında da bir retiküler bağ dokusu sentezliyor. Buna endonöryum deniyor. Bu ince bir retiküler fibril tabakasıdır arkadaşlar. Tek bir aksonu saran bağ dokusu nedir dediğimde endonöryum diyeceksiniz. Kim sentezliyor? Şıvan hücresi sentezliyor. Geldik perinöryum diye bir yapıya. Peki bu perinöryum nedir? Şimdi bir tane aksonu saran bağ dokusuna endonöryum demiştik. 100 tane, 200 tane aksonu bir araya getiriyoruz ve bunları bir bağ dokusuyla sarıyoruz. İşte bu 100 tane, 200 tane akson ya da 500 tane aksonu bir araya getirerek sardığımız yapıya fasikül adı veriliyor. Fasikülü saran bağ dokusuna da
perineuryum deniyor. Bu perineuryumu genelde orada bulunan bağ dokusu hücreleri, fibroblastlar, fibrositler sentezliyor arkadaşlar. Daha sonra 8, 10, 20 tane fasikülde bir araya gelerek ya da 100 tane fasikülde bir araya gelerek bir siniri oluşturuyorlar. Bu sinir de dıştan bir bağ dokusuyla sarılı. Buna da epineuryum deniyor. Epineuryum genelde sıkı bağ dokusu yapısında fibroz bir katmandır, serttir. Bu ne yapıyor? Sinirin dıştan sıkıca sakararak paketliyor arkadaşlar. Sinirlerin işlevsel sınıflandırması. Yani bu biraz da fizyolojik bir şey. Duyu sinirleri, motor sinirleri ve karışık sinirler. Şimdi biz sinirlerimizi hani vücut organları, kaslar içerisinde organlar arasında hareket ediyorlar ya, bazıları sadece duyu sinirleri paketlermiş. Bir sinire bakıyorsunuz, sadece duyu hücrelerinin aksondan içeriyor. Bir sinire bakıyorsunuz, sadece motor sinirleri içeriyor. Ama bazı sinirlere bakıyorsunuz, içinde hem karışık sinirler deniyor, hem duyu sinirleri var, hem motor sinirleri var. Bu da bu şekilde sinirlerin sınıflandırılması olarak görüyoruz. Periferik sinir sistemindeki diğer organ ise ganglion'du biliyorsunuz. Bunlar arkadaşlar merkez sinir sisteminin dışındaki nöron hücre gövdeleridir. Ve bunlar bir kapsülle sarılı organlardır arkadaşlar. Otonomik ganglionlar var. Bunlar preganglionik nöronların aksonlarının postganglionik nöronlar üzerinde sinaps yaptığı motor ganglionlardır. Bir de kraniospinal ganglionlar var. Bunlar da spinal sinirlerin ve kranial sinirlerin merkez sinir sistemine girmeden önce yaptığı ganglioner bölgelerdir arkadaşlar. Sinir dokunun önemli bir konusu dejenerasyon ve rejenerasyonu. Arkadaşlar akson bölgesi hasar gördü. Hücre gövdesi hasar görürse şu anki bilgiyle hücre ölüyor. Yani hücrenin o soma dediğimiz perikaryon kısmı var ya arkadaşlar. Oraya herhangi bir hasar ver. Diyelim ki bir ilaç kullandınız. Gidiyor sinir hücre gövdesinde yerleşiyor ve sinir hücre gövdesini öldürüyor. Aksonlar dışında yani sinir hücre gövdesi öldüğü zaman şu anki bilgiyle onlar yenilenmiyor. Ancak diyelim ki bizim dendritler değil de aksonal bölgede bir hasar, bir kesik, bir patoloji, bir yaralanma oldu. Aksonal bölge sinir kesildi. Ne olacak? Bu siniri önce ne yapılır? Yani görülen büyük bir sinirse patoloji sinir cerrahi olarak dikilir. Dikildikten sonra bu aksonlar kaybettikleri uçlarını tekrar yakalar mı? Yakalayabiliyor arkadaşlar. Dejenere olmuş bir akson bölgesi rejenere olabiliyor. Ancak hücre öldüyse hücreyi tekrar şu anki bilgiyle tekrar mitozla yenisini orada kök hücreler bildiğimiz şu kadar bilgiyle sağlamıyor. Ama ben eminim bundan sonraki çalışmalar oradaki kök hücreleri uyararak ölen hücrenin yerine yenisi getirilebilecek. Şimdi önce akson diyelim ki kesildi. Kesilen bölge önce makrofajlar tarafından sentezleniyor. Temizleniyor. Temizlendikten sonra hücrenin çekirdek bölgesinde bir kromatoliz dediğimiz bazofili kaybı gerçekleşiyor. Nesil cisimcikleri parçalanıp dağılıyor. Hücre gövdesi biraz şişiyor. Daha sonra makrofajların temizlediği bölgede yavaş yavaş akson iskeleti karşıya doğru bir sürü dal çıkarıyor. Yani akson bakın ikinci sağ alt resimde akson bir sürü dallar yapıyor, filizler yapıyor kök gibi. Bunun amacı ne biliyor musunuz? Karşıda kopmuş olan parçayı yakalayabilir miyim? Dolayısıyla akson iskeleti birçok sayıda filiz çıkarıyor. Bu filizlerin karşıdaki kopmuş ucu yakalayabilmesi için bir rehber lazım değil mi? Bu rehberliği kim yapıyor biliyor musunuz? Bu rehberi Schwann hücre demetleri oluşuyor. Schwann hücre demetleri her bir filizin etrafını sararak o filize eşlik ediyor. Eğer bir Schwann hücre demeti içerisinde bir akson filiziyle kopan parçanın eksik kısmı birbirlerini yakalarlarsa artık bizim o kopan parçamız yavaş yavaş o ana akson kısmının haline geliyor ve bizim aksonumuz karşıdaki ucunu yakalamış oluyor. Yani şöyle düşünün, bir sürü filiz oluyor. Bu filizler her zaman karşıdaki kopan parçayı yakalar mı? Her zaman yakalanmayabilir ama bunu yakalaması için yardımcı olan bir hücre grubu var, Schwann hücreleri. Schwann hücreleri rehber yollar gibi düşünün. Siz şimdi yolunuzu kaybettiniz. Ne tarafa gideyim diye düşünüyorsunuz. Bakıyorsunuz karşıdan bir sürü Schwann hücre kümesi geliyor. Siz diyorsunuz ki bir tane filizi bunun içine göndereyim, bir tane filizi bunun içine göndereyim. Eğer doğru filizin içerisinde kopan parçayı yakalarsa o kısım artık tekrardan rejenere olmuş oluyor. Bakın resimdeki gibi.
kopan ucunu yakalıyor. Yakaladıktan sonra bağını oluşturarak tekrar iletinin devamlılığını sağlıyor arkadaşlar. Burada da resimle gösterdik. Aksonu kopardık. Hücre gövdesi şişti. Çekirdek kenara itildi. Kromatiniz dediğimiz bir bazofili kayboldu. Makrofajlar kopan bölgeyi temizledi. Üçüncü basamakta hemen akson filizleri oluşuyor. Akson filizlerin etrafını hemen bir sürü şıvan hücre kümesi oluşuyor. Filizler bu kümelerin içerisinden hareket ediyorlar. Eğer o küme doğru yola gidiyorsa, yani karşıda bir kopan parçaya doğru gidiyorsa, filiz gidiyor kopan parçasını yakalıyor ve tekrar eskisi gibi o akson bağını oluşturarak dejenere olmuş olan iletiyi rejenerasyon yeteneğiyle tekrar sağlıyor. Ama derseniz ki hocam bir ilaç varmış ya da bir mesela toksik bir ajan, sinir hücre ya da bir virüs geliyor sinir hücre gövdelerini öldürüyor. Biz bunlara yenisini yapabilir miyiz? Mesela böyle hastalıklar yok mu arkadaşlar? Var değil mi? Mesela bizim korteks bölgemizde plaklar oluşursa, Alzheimer hastalığındaki gibi, o Alzheimer hastalığındaki plaklar ne yapıyor? Plaklar önce oluşuyor yıllar boyunca yavaş yavaş. Daha sonra o oluşmuş olan plaklar etraflarındaki sinirler hücrelerini öldürmeye başlıyor. Yavaş yavaş oluyor. Tabii Alzheimer hastalarına bakarsınız, bir anda hafıza kaybı, kişileri unutma gibi bir durum olmaz. Ne olur? Yavaş yavaş olur. O plaklar arttıkça yavaş yavaş etrafındaki sinir hücrelerini öldürüyorlar. Sinir hücresi ölünce yerine yenisi gelmiyor arkadaşlar şu anki bilgiyle. Ama bu alandaki çalışmalar burayı, bence bu bilgiyi köreltecek ve yeni bilgilere açık bir konu haline gelecek diye umuyorum arkadaşlar. Bugünlük dersimiz bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.